izleyenlerim, Ümmetü Rahman Ayetleri programında Bakara Suresi 104-110. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Okuyacağımız kısımda Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tegulu ra'ina, ra'ina demeyiniz, ve gulu unzurna, unzurna deyiniz. Fasma'u ve dinleyin, kulak verin. Dinleyiniz, kulak veriniz. Burada Allah-u Teala ehli imana hitap edip, ra'ina demeyin, unzurna demeyin buyuruyor. Meselenin açıklamasını şöyle yapabiliriz. Yahudilerden bir kısmı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la konuşurken ra'ina tabirini kullanıyorlar. Aslında ra'ina, unzurna ile aynı manada. Bize bak, bizi gözet anlamında. Evet, başka anlamları kullanılabiliyor. Bunu biraz daha uzatmak suretiyle, yani yanlış manalara gelebilecek şekilde kullanılıyorlar. Allah-u Teala ehli imanı bu noktada uyarıyor. Yani sizin hayatınız, yaşamınız onlara benzemediği gibi konuşmanız onlara benzemesin. Onların kullandığı kelimeleri kullanmayın. Bu manada bize bir ders veriyor. Bunu günümüzde aktarma noktasını şöyle değerlendirebiliriz. Mesela bazıları Ramazan bayramına şeker bayramı der. Şeker bayramı kutsal bir manayı çağrıştırmaz. Ama Ramazan bayramı denildiğinde Ramazan orucu vardır. Ramazan orucundan sonra bir bayram vardır. İşte acaba şeker bayramı mı diyelim, yoksa Ramazan bayramı mı? İkisiyle de aynı şey kastediliyor ama bir Müslüman şeker bayramı demeyi tercih etmez. Bunun yerine Ramazan bayramı tabirini kullanır. İşte Tanrı Allah. Allah mı diyelim, Tanrı mı diyelim? Tanrı ilah manasında kullanılan bir kelime. Ama diğer tanrısı gibi değişik şeyler içinde kullanılabildiğinde Allah-u Teala madem kendisini Allah olarak Kur'an'da bildirmiş, Allah dememiz uygun olur. Bunun gibi mesela hayvanlarda bir takım harika şeyler var. O harika durumları anlatırken içgüdü tabirini kullanıyorlar. Yani hayvanlar bunu içgüdüyle yapar. İşte adı diyelim bal yapıyor. İçgüdüyle bunu yapar gibi değerlendiriyorlar. Bize içgüdü tabirini kullanmamız münasip düşmez. Biz onun yerine ilham-ı ilahi, sevki ilahi tabirini kullanırız. Yani Allah-u Teala bir sevk ile, bir ilham ile arayan bunu yaptırmaktadır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bu evrensel dersi bütün zamanlara bir ışık tutuyor ve konuşma noktasında ehli dünyadan, hatta ehli kitabın bir kısmından farklı ifadelerle ifade etmemiz gerektiğini Allah-u Teala bize bildiriyor. وَلِنْ كَافِرِينَ عَذَرْمُ اَلِنْ Kafirler için ilim bir azap vardır. مَنْ يَوَدُّ الْلِهِينَ كَفَرُوا مِنَا مِلِكْتَ وَلَا مُشْرِكِينَ Ne ehli kitaptan kafir olanlar, ne de müşrikler, اَلْنَزِرْ عَلَيْكُمْ يَحَيْرِمُ رَبِّكُمْ Rabbinizden size bir hayır indirilmesinden hoşlanmazlar. Bunu saymazlar. Yani bu bir hisset meselesi. İşte Allah-u Teala son peygamberini Araplardan göndermiş. O zaman Arapların yaşadığı coğrafyada müşrikler de var. Hatta müşrikler var ağırlıklı olarak. Bu arada ehli kitaptan olanlar var. İşte gerek ehli kitaptan olanlar, gerekse müşrik olanlar size Rabbinizden bir hayır indirilmesinden hoşlanmaz, bundan memnun kalmazlar. Vallahu yahtasu bir rahmetihi memleşe. Allah ise rahmetini bir dine askılar. Vallahu zül fadl azim ve Allah büyük lütuf sahibidir. Yani Allah değişik milletlerden peygamberler göndermiştir. Aynı zaman peygamberini de Araplardan göndermiştir. Bu illa Beni İsrail'den olacak veya falan milletten olacak diye böyle bir şart yoktur. Bütün ırkları Allah yaratmıştır. Bütün milletleri Allah yaratmıştır. Böyle olunca Allah bile bir milletten bile bir şekilde peygamber de gönderir. Nâne sahbîn âye evnûsîne biz bir ayeti nesteler, hükmünü kaldırır veya
onu unutturursak, eğer bitmeyi geri bırakırsak, ne bir hayır minha ölmüsünler, ondan daha hayırlısını veya birisini getiririz. Mesih kavram olarak düşünüldüğünde Allah-u Teala'nın daha önceden bildirdiği bir hükmü yenilemesi ve yeni bir hüküm getirmesi. Peki bu olur mu? Oluyor. Daha evvelinde Tevrat'ı İncil'i göndermiştir ve diğer semavi kitapları ve mesajını yenileyerek Kur'an şeklinde son mesajları bildirmiştir. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de Mekke döneminde sabır tavsiye eden, müşriklere karşı sabır tavsiye eden ayetler varken Medine döneminde müşriklerle savaşan eden ayetler gelmiştir. Demek ki Allah-u Teala bu şekilde bir takım hükümlerini tazelendiriyor. Mecelle'de İslam hukukunda şöyle ifade ediyoruz. Ezmanın tavayyürüyle ahkamın tavayyürü imkan olunmaz. Yani zamanın değişmesiyle bazı hükümler değişir. Nasıl ki bizler yazın giydiğimiz kıyafetle kışın giydiğimiz farklı oluyor. Kışın giydiğimiz paltoyu yazın giydiğimizde kanter içinde kalırız. Giymeyiz zaten. Yazın yediğimiz diyelim kavun karpuz gibi meyveler olurken kışın yediğimiz portakal gibi, mandalina gibi asla meyvelerdir. Ve mevsimlere göre gıdalar değişir, dünyaya göre ilaçlar değişir. Bunun gibi insanlık aleminde de bir takım hükümler zaman içinde değişmesi gayet normaldir. İşte diyelim ki Kudüs bir zamanlar kıbleyken daha sonra Müslümanlar için kıble tarih olarak belirlenmiştir. Bu şekilde bir takım hükümlerde değişiklikler olabilmektedir. Burada temel prensip şu: Allah-u Teala yeni bir hüküm bildirdiğinde, daha önce bir ortadan kaldırıp yeni bir hüküm bildirdiğinde, bir yeni hüküm eskisinden daha hayırlıdır veya en azından onun mislidir. Allah'tan gelmesi noktasında mislidir. O gün şartlara daha uygun olması itibariyle de onun daha hayırlıdır. Her dönemin kendine göre elbette şartları vardır. Her zamanın bir hükmü var. İşte o zamanın şartlarına göre İlahi hükümlerde bazı değişiklikler olması gayet normal. Elam te'alem bilmedin mi? Ennallâhe alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hem tekvini şeriatı var hem de kelami şeriatı, yani hükümleri var. Allah-u Teala nasıl ki kelamında zamanla bazı şeyleri değiştiriyor, insanların durumu uygun bir şekilde. Onun gibi tabiattaki hükümlerini de bir kısmı zamanla değiştiriyor. Mesela gökler ve yer 6 günde yaratıldı. Yani farklı 6 merhalede yaratıldı. Her merhalenin kendine göre kanunları var. Bir zamanlar dünya tamamen yemyeşil ve dev ağaçlar var. O dev ağaçlara göre de uygun bir şekilde dinozorlar gibi dev alanlar var. Ama Allah-u Teala onları ortadan kaldırıyor ve zamanla dünyada bir takım başka şekillenmeler, değişiklikler meydana getiriyor ve yeni varlıklar yaratıyor. Hamdi Yazır'ın da ifade ettiği gibi tekvinde ve teşriğinde nesil devam etmektedir. Allah-u Teala bir kısım hükümleri yenilemekte, bir kısım varlıkları da yeryüzü sahnesinden kaldırıp yerine yenilerini getirmektedir. Elem ta'lem ennallâhe lehu mulkü semâvâti vel ard. Bilmedin mi? Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yerlerin ve göklerin saltanatı O'nundur. Ve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Sizin için Allah'ın dışında ne bir veli ne de yardımcı yoktur. Ne bir dost ne de bir yardımcı söz konusu değildir. Tabi bunu ifade ederken insanlar birbirine veli olabiliyor. İşte anne baba çocuğunun yenisidir, çocuğun ihtiyaçlarını karşılar. Arkadaşlarımız bizim yardımcımızdır. Ayetin genel ifadesini o zaman nasıl anlamak lazım? Yani şöyle değerlendirebiliriz. O bize dost olanlar, velimiz olanlar, bize yardımcı olanlar da Allah'ın izniyle bunu yaparlar. Dolayısıyla kendiliğinden değildir bu.
Allah'ın onların kalbine koyduğu merhamet, ince duygular vasıtasıyla onlar bize dost ve yardımcı olur. Bununla beraber ayetin asıl belki nazara vermiş olduğu husus, özellikle karı reddetmek veya kustundan kanısları reddetmek, işte diyelim falan tut beni kurtarır veya falanca şahıs diğer alemde beni kurtarır. Ve buraya takılıp kalmamak, dostla, yardımcıyla ancak Allah, Allah kurtarır, Allah yardım eder. Bu manayı insanlara bildirir. اَمْ تُلِيدُونَا اَمْ تَسْئُوا رَسُولَكُمْ Yoksa siz peygamberinize sormak mı istiyorsunuz? Temasu ile Musa mingadır. Musa'ya daha önce sorulduğu gibi. Yani Bakara suresinin ilk kısımlarına itibaren İsrailoğullarının kıssalarına yer verildi bu sure içerisinde. Ve İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya epey uygunsuz şeyler sordukları, epey uygunsuz şeyler onlar istedikleri anlatılmıştı. Burada Allah-u Teala ümmet-i Muhammed'e sesleniyor. Yoksa sizde Musa'nın ümmetinin ona bir takım uygunsuz şeyleri sorması gibi kendi peygamberimize böyle yapmak mı istiyorsunuz? Hazreti Musa'ya mesela neler sordular, neler istediler? Hazreti Musa'ya dediler ki, emin Allah'a cehra, yani açıktan Allah'ın zirvesler, yoksa sana inanmayacağız. Bu haddi aşmaktır. Allah-u Teala dünyada insanları imtihan etmektedir. Dolayısıyla Allah eserleriyle görülür, rahmetiyle, kudretiyle görülür ama şu dünyada zaafıyla görülmez. Görülmesi de imtihan sırrına münafidir. Ve bunu peygamberden istemek, bize açıktan Allah'ı gösteriyorsa inanmayacağız demek haddi aşmaktır. Öte yandan Musa'nın kavmi kendi peygamberlerine doğrudan isme hitap ettiler. Ya Musa, ülkülenâ Rabbek. Ey Musa, Rabbine bizim için dua et dediler. Yani ifadelere dikkat edilirse, Ya Musa diye isme hitap ediyorlar. Bir de Rabbine bizim için dua et. Sanki Rab sadece Musa'nın Rabbi, onların Rabbi değilmiş gibi. Bu gibi durumlar. Ve devamlı mucize istemeleri, diyelim Allah-u Teala harika bir şekilde onları Firavun'dan, Kızıldeniz'den kurtarıyor. Ama karşı tarafta böyle açsız durumdayken gökten kuvvet elvası bulgucu yeti gönderiyor. Bir kayadan onlar 12 boyun halinde olduğundan 12 aylı yerden su çıkıyor. Bu gibi nimetlere mazhar oldukları halde ardından Hazreti Musa'ya diyorlar ki Ya Musa artık tek çeşit yemeklerimiz bıktık. Soğan, sarımsak, mercimek, bakla gibi şeyler de olsa daha iyi olmaz mı? En güzel yemekler kendilerine verilmişler. Hem de harika bir şekilde tutup daha alt derecedeki yemekleri istemeye kalktılar. İşte ayet-i kerime ümmet-i Muhammed'e hatırlatma yapıyor. Musa'nın kavmi olarak bir takım uzunsuz şeyler sormuş, istemişti. Yoksa siz de kendi peygamberinize böyle şeyleri sorup istemek mi talep ediyorsunuz? وَنَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ Her kim imanı verip küfrü alacak olursa, yani imanı vererek ona mukabil küfrü alacak olursa, فَدَدَّلْ لَسْتَوَى اَسْلَب۪يمِ Dost doğru yoldan sapmış olur. Yani bir insan dost doğru yolda da sapar mı? Bazen öyle oluyor ki, çok geniş bir yolda insan kaza yapıyor. Olmaması gerekir ama oluyor. İşte dost doğru yol belliyken bu kadar açık hükümetler karşısında yoldan sapmış olursunuz. Reddettikleri yine birlikte en kitaptan çoğu istediler. Lev yeruddûnekum min bâdi îlânekum küffâra imanınızdan sonra sizi kafirler haline getirmek istediler. Haseden min enfüsihim min ba'di mâ tebeyyene lehumul hak. Bunu hak kendilerine tebeyyün edip, hak apaçık bir şekilde ortaya çıktıktan sonra kendilerinden kaynaklanan bir hasetle yaptılar. Diğer izleyenlerin haset, başkalarında olan güzel nimetleri çekememek ve
kıskanmak, onlarda olmasaydı, bende olsaydı şeklinde bir kıskanıcı içerisine girmek. Kırk hasretlerden bir tanesidir. İşte en kitaptan diyor çoğu, sizler imana girdikten sonra küfre düşmenizi isterler, bunu talep ederler. Bunu da tamamen bir haset olarak yaparlar. Yani sizi çekemediklerinden. Özellikle Yahudiler mesela, aynı zamanda gelecek peygamberin kendilerinden geleceğini zannediyorlar. Araplardan bir peygamber çıkınca kabul edemiyorlar. Eğer kendilerinden o vakitte bir peygamber çıksaydı, kabul edecekler, yanında yer alacaklardı. Ama Araplardan bir peygamber çıkınca kabul edemediler, reddetme cihetine gittiler. Ve bunu yaparken de tamamen haseden bir ünden sizin kendilerinden kaynaklanan bir hasetle bunu yaptılar. Fafu vasfahu hatta yallahu bi emri. Allah'ın emri gelinceye kadar onları affedin, bağışlayın. İnnallâh alâ külli şeyin kadir ve şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Lâkîhü salâte ve âtü zekâ. Namazı kılın, zekâtı verin. Namazı da kumulü enfisikum ve hayrin. Hücudûhü indallâh. Kendiniz için hayır olarak önden ne gönderirseniz Allah katında bunu hazır olarak bulursunuz. İnnallâh bimâ ta'amelûne basîr. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görendir, yaptıklarınızdan haberdar olandır. İşte değerli izleyenlerim, ayetlerine, onların bu hasretlerine dikkat çektikten sonra bir takım emirler veriyor. Yani siz onları affedin, onları bağışlayın. Affetmek de bir büyük güçtür. Yani varsın bazıları size haset etsin, varsın bazıları sizi dininizden döndürmeye çalışsın. Siz buna muhtar olduğunuzda bile affetme büyüklüğünü gösterin ve o şekilde aldırmayın. Siz kendi yolunuza devam edin. Namazı kılın, zekatı verin. Bunlar dinin temel esasları. Namaz dinin direği ve zekat İslam'ın köprüsü. Namaz kişi ile Allah arasındaki münasebetleri biraz da tanzim ediyor. Zekat ise toplumdaki zengin fakir tabakalarını birbiriyle kaynaştırıyor. Siz bunları yapın. Allah'ın emirlerini şekilde yerine getirin. Ve hayır olarak önden ne gönderirseniz merak etmeyin. Allah katında bunlar hepsi bellidir. Allah katında kayıtlıdır. Ve bunların karşılığını Allah katında bulacaksınız. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızı görendir. Yani Allah sizin ne yaptığınızı görüyor ve ona göre de size amellerinizin karşılığını verecektir. Cenab-ı Hak bizleri hayır yolunda, iyi işlerde daima muvaffak eylesin. Ve dost doğru Kur'an'ın cadde itibarsına gitmeyi hepimize nasip müessir eylesin. Bir vakit programımızda beraber olmak üzere hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.